Şurada gördüğünüz gibi bir direncimiz var. Ve yükselen bir trend var. Şimdi burada dikkat edilecek şeyler var arkadaşlar. Onları da söyleyeceğim. Bakın bu sıkışan bir bölgeye doğru gittiğini gösteriyor kağıdın. Yani ya bu direnci kıracak ya da bu trendi kıracak aşağı yönlü. Ama aşağıda da 50 günlük, 200 günlüğün üstüne çıkmaya, yani bir golden cross yapmaya hazırlanıyor gibi duruyor. Yine bugünden yarına her şey de değişebilir. Bunları da unutmamakta fayda var. Şimdi Adel, biliyorsunuz biz artık bilanço ayındayız. Dolayısıyla Adel'den kuvvetli bir ikinci çeyrek bilançosu beklemekte biraz haksızlık olur. İşte pandemi, okullar kapandı. Kalem tüketimi azaldı. Öğrenciler EBO üstünden eğitim görmeye devam etti. Vesaire gibi sebepler var. Kalem satışları da tabii ki bu eğitim öğretimdeki aksamalardan mutlaka etkilenmiştir. Dolayısıyla bakalım bilançosu nasıl gelecek, ama kuvvetli muhtemel geçmiş yıllarla karşılaştırılınca sürpriz yapmazsa geçmiş yıllardaki gibi bilanço beklemek biraz haksızlık olur. Şimdi gördüğünüz gibi Adel'de üst dirençle trend arasında sıkışan bir bölge mevcut. Öncelikle tabii o bölgeyi nasıl aşacağı önemli. Yani direncin üstüne mi çıkarak aşacak, yoksa yataylaşıp trendin altında mı devam edecek? Biraz kritik noktaya yaklaşmaya başlamış. Bunu takip ederken yine 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı alttan keserek bir golden cross oluşumu yapıp yapmayacağını hacimle birlikte takip etmek gerekiyor. Hacimsiz bir golden cross olursa gerçekleşme ihtimali düşük olabilir, ama gerçekleşme ihtimali düşük olabilir. Hacimli bir golden cross sinyali alabilirseniz trendin devamlılığı hakkında bir fikir verebilir arkadaşlar. Şimdi artık tabii dirence yaklaşmış. Trend de dirence yaklaşmış ve dolayısıyla artık gözünü dirence de dikmiş gibi bir hava var. Tabii 14, bugün o dirence yakın, 14.32 seviyesinde direnç, 14.61 seviyesinde. Öncelikle bu 14.61'in üstünde bir kalıcılık sağlanıp sağlanmadığı gözlemlenmeli. Onun haricinde bir üstteki direnç seviyesi de yine, yani daha geçmişten bakacak olursak ara direncini de verelim. Hadi hep şey veriyoruz, FIBO düzeltmesiyle veriyoruz. Ara direnç verelim. Onun üstündeki direnci 15.15'te ve 15.15 aşılırsa yine bir ara direnci var. Onu da işaretleyelim. Yapma böyle. Bir ara direnci var. O ara dirençte 15.78'de, yani bir üst 0.786 FIBO'ya gidebilmesi için şu an önünde 3 adet direnç var. 3 adet direncin her biri geçildikçe bir diğeri gözlemlenmeli. Tabii aşağıdaki, demin de söyledim, yine çizeyim. Belki sıkılacaksınız niye bunu çiziyor diye. Bu sefer de kaldırmayayım. Buradaki Golden Cross'ta bu dirençlerle birlikte takip edilmeli. Golden Cross'lar bazen yanlış sinyal verir, tuzak olabilir. Ama Golden Cross'un anlamı da yükseliş trendindeyse eğer, trendin devam edebileceği yönünde de olabilir. Yataylıkta da trendin yükseleceği yönünde de sinyal olarak kabul edilebilir. Tabii bu hacme de bağlı. Bugünlerde hacmi fena değil. Birazcık bir hacimde yükseliş var. Bu umarım olumlu etki eder. Tabii bunları takip ederken aşağıda da artık trend şu boya yakın, ama biz yine onu ayıralım. Ayırsak daha iyi olur.
13.96 desteğine olası bir geri çekilmelerde dikkat edilirse iyi olur. 13.96'nın altında çünkü. Pardon, 13.69, çok özür dilerim. 13.69'un altında. Yani bu mıknatısı açıyorum. Bakın burada şimdi ben de şaşırıyorum. Yani burada o direnç. Şurada. Evet. Yani sonra yanlış seviye çıkıyor. Bir kuruş, iki kuruş da olsa. Şimdi tekrar veriyorum. Özür dilerim. Mıknatıs gitmiş. Onu yanlış buma yapıştırmış. Efendim nerede kaldık? Ha, destekte kaldık. Şimdi aşağıda olası bir aşağı harekette 13.75 karşılaşacağı ilk destek seviyesi arkadaşlar. Yani 20 kuruş aşağıda. Tabii kağıt 13 liralık kağıt olunca 20 kuruş uzaklık normal oluyor. Daha aşağı bir kırılımda bir FIBO düzeltmemiz ve aynı zamanda bir desteğimiz var. 13.36 seviyesinde sırayla bunlar takip edilmeli. Fakat eğer ola ki bir kere daha bir aşağı hareket ederse bu destek seviyesinde tutunamayıp artık 50 günlüğe gözümüzü çeviriyoruz. 50 günlüğümüzde bize 12.79'u destek seviyesi olarak veriyor. Yatırım stratejisi yaratmanız, yani hareketlerinize bir stratejik plan uygulamanız için bu destek ve direnç seviyelerini dikkat etmemiz hepimizin gerekiyor. Şimdi Adel'le ilgili söyleyeceklerim çok yok. Yani bilançosunun, bilanço ile ilgili fikri olan temel analizcileri bu ay hususiyetle bu ay takip etmenizi öneririm. Çünkü temel analizciler bazen çok isabetli bilanço tahminleri yapabiliyorlar. Bilanço tahminleri de kağıdın Temmuz ayı içindeki değeriyle ilgili size bir fikir verebilir. Şimdi bugünkü hareketi güzel. Hacmi de fena sayılmaz. Ama dediğim gibi artık endekste herkes nedense çok tedirgin. Ya ben de tedirginim de benimki artık, benim tedirginim hep şey, yani endeks 80 binken bile tedirginim ben. O benim kendi doğamla alakalı bir şey. Ama bu analistlere de bakıyorum. Bir tedirginlik var. Dolayısıyla vaktiniz var ise eğer işlemlerinizi canlı takip etmeniz, hisselerinizi karar almanız açısından daha sağlıklı olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.